Özel eğitim merkezlerine yapılan devlet destekleri maliyetler kadar artmadı. Kurumlar can çekişmeye başladı diye yorumlar var. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç TV100'e açıklamalar yaptı. Kurumların yakın zamanda kapanabileceği endişesini taşıyorlar. Devam et. Bu eğitim kurumları bugün yaşadığı enflasyon karşısında kapanmayla yüz yüze kalmıştır. Peki bizim çocuklar ne olacak o zaman? Şu an gerçekten bıçak kemiğe dayandı noktasında. Gerçekten çocuklarımızın ihtiyacı var. Türkiye'de 3125 özel eğitim merkezi var. Rehabilitasyona ihtiyacı olan 525 bin öğrenci bu kurumlardan hizmet alıyor. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yunus Kılıç, merkezlerin kapanma aşamasında olduğunu açıkladı. Devlet desteklerinin yetersiz olduğunu söyledi. Maalesef Türkiye'de 2000'li yıllarda asgari ücretle öğrenciye verilen eğitim ücreti aynıyken bugün kesintiler yapıla yapıla asgari ücretin dörtte birine inmiştir. Ama ben Temmuz maaşını zamlı vereceğim ve kredi bekliyorum. Evet doğru. Hükümet sorunların farkında. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer eğitim merkezlerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Sorunları dinledi, talepleri aldı. Yüksek enflasyon özel eğitim merkezlerinin de belini büktü. Öyle ki pek çok kurum maaşlarını dahi kredi çekerek ödemek durumunda kaldı. Ve bu durum kurum yöneticilerini olduğu kadar velileri de endişelendiriyor. Devletimiz bize yardım etmesi lazım. Bizim engelli çocuklarımız var. Biz hiçbir şey yapamayız. Kurumlarımızın sürdürülebilirliği adına mazot ücretlerinin, servis ücretlerinin bir an evvel kurumlarımıza ödenmesi gerekmektedir. Yeterli destek verilmezse servislerden de ücret alınmaya başlanacak. O zaman hiç getiremem ben. Çünkü mesela benim oğlum dolmuşa binemez, otobüse binemez. Özel eğitim saatlerini arttırsın, servislerimiz de kaldırılmasın. Mazot şu an ben 40-50 milyar ödüyordum Ocak'tan öncesine kadar. Şu an bu ay ödediğim rakam 200 milyar. Kurum yöneticileri de, veliler de devletten çözüm bekliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan haberi olduğu anda bu konunun düzeleceğine de inancımız sonsuzdur. Devletin çözebileceği bir sorundur. Umarım çözecek bir yol bulunur ve kapanmaz. Devletimizin bu konuya el atmasını, yardımcı olmasını, çocuklarımızı ötekileştirmemesini, kabul gördüğümüz tek yeri de bizden almamasını dilerim. İzlediğiniz özel eğitim kurumları ile ilgiliydi. Yani özel olarak eğitim görmesi gereken çocukları eğiten kurumlar.